Evet abi, bugün çok değişik bir şey yapacağım. Önce bugün ne oldu kısaca anlatıyorum. Kısa bir video olsun istiyorum. Kısa tutmaya çalışacağım. Önce arkadaşımın yurt kartını bozdum. Kız yurda giremedi. Bu hani RFID'li kartlar var. Kredi kartları olsun işte. Üniversite kartları olsun falan. NFC teknolojisinin de getirdiği şeylerle bunları telefonunuza falan kaydedebiliyorsunuz. Ben bir şey buldum. Bu bildiğiniz Milli Kütüphane kartı arkadaşlar. Birkaç ayarlamadan sonra şimdi şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Milli Kütüphane'ye telefona tuttuğum zaman açılmış olması lazım. WhatsApp açılıyor. Bunu ayarladım. Yani böyle NFC'li kartlarınız varsa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ama büyük ihtimalle bu kart bozuldu. Yani kütüphaneye giremeyeceğim artık ben bu kartla büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle diyorum çünkü bilmiyorum, denemedim. Herhalde bunun içinde bir tag vardı. Hani bir kod gibi bir şey veya belki benim numaram yazıyordu. Sistem onu okuttuğum zaman kütüphane evet diyordu. Şey yapabilirsiniz diyordu. Hani tamam, siz içeride değilsiniz, girebilirsiniz. Şimdi büyük ihtimalle ben o numarayı sildim. Hani o numaranın ne olduğunu bilsem ya da nasıl bir kod olduğunu bilsem ekleyebilirim. Aynı bu uygulamaya ekleyebildiğim şekillerde. WhatsApp'ı nasıl buna yüklediysem. Tabii WhatsApp'ı yükledim derken bir daha göstereyim arkadaşlar. Değdirdiğim anda evet açılıyor. Tabii yani WhatsApp'ın hepsini buna yüklemiyorum. Sadece uygulama adı yazıyor. Adı yüklü bunda. Tuttuğum zaman telefon o uygulama adını bildiği için otomatik açıyor. Değişik bir sistem. Size de paylaşmak istedim bunu. Yani eğer bir kütüphane kartınız varsa bu kütüphane kartını WhatsApp'ı açmakta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Detaylar ve bunu hani nasıl bunu telefondan yaptım, nasıl yaptığımı öğrenmek isteyenler olursa benim teknolojiyle alakalı bir kanalım var. Sanırım sağ üstlerde bir yerlerde şu an çıkıyordur. Oradan izlemek isteyen de bunun detaylarını, bunu nasıl yaptığını izleyebilirler arkadaşlar. Teşekkürler.